Herkese selamlar. Geçen hafta bir çekiliş yapmıştım ve artık çekilişi sonlandırmanın vakti geldi. Çekilişi Gleam üzerinden bilerek yapmadım bu arada. Gleam'de bir sürü sıkıntı çıkıyor. Tarihle ilgili sıkıntı çıkıyor. Katılımlarla ilgili falan oy sayısını geçersiz kılıyor. 500 kişi katılıyorsa 300'ünü eliyor falan. Saçma salak şeyler yapıyordu. O yüzden kendim elimle yaptım çekilişi. Teker teker hepinizin ismini aldım. Kontrolleri de yapmak zorunda kaldım bu arada. Çünkü çekilişi sadece kendi adıma yapmıyorum. Toplamda 413 kişi katılmış çekilişe. 455 yorum mu ne gelmişti? 413 kişi katılmış. 56'sı elendi bu kişilerden. 357 kişi şu anda çekilişe katılabilecek. Şuradan şunu iki kişi yapalım. İki kişi seçeceğiz. Çekilişi yapacağım. 357 kişiden artık kime çıkarsa şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şurayı da bu arada iki kişilik yapalım ki eğer olur da ilk iki asil kişiye ulaşamazsam diğer iki kişiye ulaşayım. Bu sayede sıkıntı çıkmamış olsun. İlk iki kişiden birinciye 100 TL Google Play kodunu, ikinciye ise 50.000 ruhlu Mortal Kombat hesabını vereceğimi söylemiştim zaten. Uzatmayalım daha fazla. Hemen çekilişimizi yapalım bakalım. İlk iki kişiden birincisi mcakirgunes21@gmail.com. İkincisi Keskin Emirhan 1905@gmail.com. Bu iki kişiye ulaşacağım. Ulaşamazsam diğer iki kişiden şu birinci ve ikinci kankalarımı Eon Belom 3 ve ueren6606@gmail.com'a ulaşacağım. Eğer ulaşamazsam dediğim gibi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun bu iki kişiye. Ulaşamazsak da ben size yazacağım dediğim gibi. Olmadı 2 gün sonra falan belirtmiş olurum. Yani 2 gün içinde ulaşamazsam dediğim gibi diğer iki kişiye geçeceğim. Onlara da ulaşamazsam çekilişi tekrardan yapmak zorunda falan da kalabiliriz. Duruma göre bakacağız. Çekilişin ismini de Hebelüb yaptık ama sıkıntı olmaz umarım. Daha fazla uzatmayalım. Artık videoya giriş yapalım. Evet, bugün Mortal Kombat 11 Scarlet'la oynayacağız. Şöyle hemen Faction Wars'a girelim bakalım. Beşli savaşı şu şekilde takımımızı ben ufaktan hazırladım. Sangat Kotal Kahn kattım buraya çünkü Scorpion yok bu hesabın. Maalesef burada Mortal Kombat 11 Scarlet olduğu için bu hesapta oynuyorum şu anda. Farklı bir hesaba geçtim. Burada herhalde şöyle hızlıca Beşli Savaş'a girelim bakalım. Yan tarafa ekipmanlarını bu arada ayarladım. Beşli Savaş'a gittikten sonra da karakteri ufaktan anlatmaya başlayacağım. Normalde Mortal Kombat 11 Scarlet vardı kanalda ama kaldırıldı. Yani kanaldan gittiğim sürede birçok şey kaldırıldı. Gangster Vegas videoların hepsi kaldırıldı abi. Telif bile atıldı hatta. Şu an 15 Temmuz'dan önce mesela ben gidip mal gibi telifli bir tane video tarsam kanal kapanır. Direkt kapanır hem de. O da bayağı üzücü bir durum aslında da. Unutmuştum ben onu. Yine aklıma getirdim yine. Müthiş oldu. Neyse, uzatmayalım daha fazla. Mortal Kombat 11 Scarlet yenildiği zaman bir opponent. Bir dakika, Mortal Kombat Diff. Ha pardon. Bir rakibi yendiği zaman, karşıdan bir rakibi yendiği zaman karşı rakibe kan yağmuru yağdırıyormuş. Ve bu yağmuru yağarken Mortal Kombat 11 Scarlet %50 hasar artışı kazanıyormuş. Mortal Kombat 11 takımına kanama bitirici kombolarında Enders combo, Enders aynen şu bitirici combo hani vurduktan sonra kaydırıyorsunuz ya, o combo yaptığınız zaman Mortal Kombat 11 takım arkadaşları karşı rakibe kanama uyguluyorlar anladığım kadarıyla. Karşı rakipten vampirizm, wow, can çekme de ağır can çekme uygulayıp kanama bırakabiliyorlarmış karşı rakibe. Baya baya aslında bakarsanız hani bunu yağdırırsak 60 saniye diyor çünkü. Oğlum bayağı sıkıntı ha. Karşı rakibi bir kere yensek yeterli yani. Eğer yağarsa sıçtılar. Ağır sıçtılar hem de. Neyse. Ama salaklık değilmiş abi. Gerçekten kesiliyormuş. Neyse. Seste ufak da bir kayma var ha bu arada. O niye öyle? Buna özel bir saniye bir bakacağım. Evet. Mortal Kombat 11 Scarlet'ta şu an ses kayması var. Onu anlayamadım. Ama geçeceğiz. Sıkıntı yok. İdare edeceğiz bu videoluk. Çünkü Terminator'da da vardı aynı şey. Şöyle. Of, aynen ufak bir ses kayması var, çok garip lan, aşırı garip hissettiriyor. Şöyle birinci yeteneğimizi bir atalım, karşı rakibe bir kanama bırakmaya çalışalım. Bırakabiliyor muyuz %100 ihtimalle? Bakalım bir, evet kanamayı bıraktık. Ufak da bu arada kasmalar oluyor, sebebini bilemedim şu an. Vallahi çok garip geldi ya. Kasmaların donmaların olması ilginç. Bak yetenekle alakalı, aynen çar da alakalı yani, benimle alakalı değil bu. Kombonun belli kısımlarında kasıyor bakın. Son 3. vuruşu yaparken kasıyor. Allah Allah çok garip. Bak aynen 3. vuruş. Ve şunun vuruş animasyonu da aynen burada. Allah Allah ya. Çok garip hissettirdi şu an. Ama idare edeceğiz abi dediğim gibi. Bu videoluk hasar yiyince de oluyormuş. Öldüm bir de. Bok gibi öldüm bir de. Müthiş oldu gerçekten. Dur. Birinci yeteneği karşı rakibe kanama etkisi bırakıyor. Hasar veriyor. Ortalama böyle bir şey. İkinci yeteneğini de göstereceğim birazdan. İnşallah çarı öldürtmezsek. Tamam sakin ol. Bunları yener misin rahat rahat?
Scarlet'ı güçlendirmek için aslında yanına Sangat Kotokan'ı da kattım ama yine de etkisi olmadı anladığım kadarıyla. Neyse. Olsun. İdare edeceğiz. Niye öyle yaptın sen Scarlet ablacığım? Ben anlamadım ki ya. Normalde yapmazdı böyle ama. Allah Allah. Oyundan bir çıkıp giresim geldi. Şu anda gerçi ikinci savaşa geldik şu an ya. Sıkıntı olmaz herhalde. Hadi kankam. Kasmadan donmadan rahat rahat oynat bizi. Üzme bizi. Evet. Hala ses kasma şeyleri donmaları var. Kaymaları pardon. Ve üçüncü vuruşumuzda elimizin sol elimizin tersiyle vurduğumuz zaman da ufak donma oluyor. Lan ne alaka ya anlamadım ki. İkinci yeteneğimizi şöyle bir atalım bakalım. Bir saniye. Şöyle bir atayım. Karşı rakibe uyguladığı şeyleri görelim bu arada. 96 vurdum. Hasar yönünden çok iyi değil çünkü geliştirmedim. Hem de char daha çok ya evrimi falan çok düşük. Daha taze çıktığı için böyle oluyor. Geliştiremedik yani bunu fazla. İkinci yeteneği bir daha atacağım bu arada. Bunu al bakayım. Gene de güzel vuruyor be. 4900 vurdu ve ya şey başlayacak mı? Hani ha evet kan yağmuru başladı bak. Bu çok iyi bu arada ya. Cidden çok iyi. Vampirizm efektini görebileceğiz mi? Aynen bak bir şeyler oluştu. Ekstra bir şeyler. Kanama bıraktı. Vampirizm çalışıyormuş şu an. Mortal Kombat 11 takım arkadaşlarına mı çalışacak sadece? Yoksa spell vampirizm mi? Bir bakalım hemen. Yetenek kullandığımızda mı yani etkili? Yok ekstra bir şey de göremedim. Kendisi çok güçlü büyük ihtimalle bunun. Diğerlerini rahat yendim çünkü. Güzel kalkanımız çalıştı. Güzel lan aslında bakarsan bayağı da iyi yeniyoruz. Yani char daha geliştirilmedi hiç. İyi de vuruyor. Bu şey miydi? Oni Reis'i çıkardığı mıydı? Değil değil mi? Tamam şöyle hızlıca şunu da yapayım. Güzel. İyi de vurduk. Şunu da atalım hemen kankama. Tamamdır. 64.000'de gömdük vallahi. Güzel oldu güzel oldu. Olayı anladınız değil mi? Karşı rakibi yendiğiniz zaman böyle kana dönüşüp yukarıya yükseliyor anladığım kadarıyla. Ve onun kanı aşağıya yağıyor tekrardan. Müthiş olmuş abi. Güzel animasyon. Bunun düşünce yeteneğini hatırlamıyorum. Yaptıysak da hatırlamıyorum yani. Hadi bakalım. Yardıralım şöyle. Roydel kankama vuracağız. Oğlum ses kayması çok garibime gidiyor ya. Ciddi anlamda çok garibime gidiyor. Bu telefonda da vardı işin garibi o ya. Yani her yerde yapması kötü bunu. Düzeltirler diye düşünüyorum. Yani İlla ki düzeltilir. Bir rapor falan geçirmesi gerekiyor. Bu arada az önce skill kullandım halde skillim gitmedi. Galiba ekipmanlarımızla alakalı o. Yapma. Öldürme hemen öldürme. Ayıp be. Üçüncü teneğimizi atamayacağız gördün mü? Neyse tamam diğer eli artık şey yapacağız. Şunu bir yeneyim bakayım ben. Biraz zor olacak ama. Kaçtı mı lan o? Kaçtı gibi hissettim. Kaçmamış. Güzel. Şimdi. Otukan aslında soksak da olur. Sokmasak da olur. Hiç fark etmez. Bundan tek yemeyiz. Skillerimiz açıldığı zaman da bunu teklerim ben. Birazdan açılacak zaten. 30 saniye sürüyordu galiba şu. Aynen açılmak üzere. Açıl lan. Heh. Tamamdır. Seni de bir tekleyelim kankam. Ve blokta kalacağım seni teklediğim gibi. Üçüncü teneği mi attı? Yapma be. Üçüncüyü yemişiz. Tamam sıkıntı olmaz ya. Sağ çıkarız diye düşünüyorum. Eğer ağır teklemezse. Ölürse kötü. Heh tamam. Güzel. Sıkıntı yok şimdilik. Siperlerimiz yine kilitlendi. Rakip değiştiği için. Ama yendik. Güzel. Çok güzel oldu abi. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Temiz. Şimdi Scarlet'ın 3. teneğini atmam gerekecek. O da beni zorlayacak birazcık. Şu an bir yeteneği açık. Karşı rakipten Scorpion güçlü. Takeda'sı en güçlü olanı. Birazcık idare etmem gerekecek. Hadi bakalım. Doldurabildiğim kadar dolduracağım şu yeteneğimi. Gerekirse yan çara gireceğim. İkinci abi fire efekte kapılmamız çok aşırı kötü oldu ama bizim için ya. Baksana. Doldurduğum spell geri gidiyor bak. Geri alıyor. Ulan çok kötü şu ya. Gerçekten çok kötü. Şuradayken doldurabildiğim kadar doldurayım. Bu kombosunu çıkartamadan. Yapama yapma be. Yapamama ne ya. Konuşamadım. Geriye kadar geldik. Şuna geçelim hemen. Bununla birazcık düz vuracağım. Full düz vuracağım hatta. Çünkü Liu Kang hızlı dolduruyor siperlerimizi. Takeda direkt tekleyebilirim bile bilmiyorum. Düz vurmaya özen göstereceğim. Attı onu. Tamam sıkıntı yok. Bunu yendik şimdilik. Fire Effect'e kapıldık. Tüm takım mı kapılıyor yoksa sadece bu mu? Bu. Mortal Kombat 11 Scorpion'un özelliği. Beni yakması çok güzel oldu bu arada aslında. Şu an tekleyebilirim onu ama. Teklemeyeceğim. Komboyu da bilerek tamamlamıyorum şu an. Tekler çünkü. Spell'ini doldurmam gerek. Yan çara Scarlet'a şey ayarlıyorum.
Şimdi takıyı da kullansın şeyini. Tamam, sıkıntı yok. Ben şu alevimizi bir açayım tekrardan. Canımız dolsun. Scarlet'a şey çıkarmamız lazım şu an. Üçüncü yeteneği çıkarmamız lazım. Biraz daha bekleyelim. Tamam, hiç önemli değil. Hiç dert değil. Canımız zaten yeniliyor güzel güzel. Bir daha şöyle bir şey çıkartayım. Canımızı dolduralım tekrardan. %100 çıkardık, çok güzel. Hasar da vuruyoruz ha. Hasarımız şu an kırılıyor ama ona rağmen vuruyoruz, güzel vuruyoruz. Ama kendimi yakamadım. O kötü oldu bir tık. Sen girdiğin gibi yakman lazım. Aynen, canımı doldur bakayım. Kame! Güzel de vuruyor. Scarlet'ın şeyi ne de olmadı ya öyle. Çıldırtıyorlar abi. Lan onlardan da mı gidiyor yoksa? Beni... Hayır, gitmesin ya. Öyle bir saçmalık olma. Oğlum oyunu yeneceğiz, hadi hadi. Oğlum bu ne ya? Bu kadar mı doldu gerçekten? Ya! Yapma, bir saat uğraştım. Bir saat uğraştım, şey yapma benden. Hadi. Son bir komboda, son bir komboda. Ölmeden çıkardım abi. Üçüncü teni attık. Çok güzel. Fıçı 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 yapıyor. Uf, güzel. Harakir yaptık resmen. Mızrağımızı içinden geçirdik ve güm. Güzel. Güzel. Güzelmiş abi. Hoşuma gitti. Tatlı çar. Yine kanım. Her yerde kanım efekti bırakıyoruz. Aslında bunun yanına mılayına çok güzel gider. Her kanım efekti bıraktığımızda mılayına bunu kullanır. Vampirizm efektini çalıştırıyor ya. İş yapar. Ben de seni tekleyeceğim. Sen onu teklediysen. Sıra sıra kardeş bu işler. Yalnız yenebilir mi? Tamam, yenemedi. Kalkan çalıştı son anda. Güzel. Birinci, ikinci, üçüncü yeteneği güzelce anlattığımı düşünüyorum. Pasifini neden anlamışsınızdır. Karşı rakibi yendiğiniz zaman bir tane rakip olsa yeterli bu. En güçsüz rakibin karşısına çıkarmaya çalışın. O yüzden yağmur efekti çalışıyor. Yan tarafa Mortal Kombat 11 karakterleri katarsanız çok güzel gider bu çarla birlikte. Yapma ama bunu. Assassin Jade verme ya karşıma. Abi yasaklayın şu şampiyonu ya. Çok bozuk bir çar yani Assassin Jade. Sıkıntı çıkartıyor. Neyse. Umarım zorlanmayız abi. Liu Kang'a gireceğim o yüzden. Assassin Jade'e geçtiği gibi. Şunu da öldürebildiğim kadar hızlı öldüreyim de. Her karakter değiştirdiğinde şey olmasın. Gerçi gene çalışıyor pasifi. Takımda olması bile yeterli köpeğin. Güzel çar işte. Çok güzel çar Liu Kang. Güzel. Yapma. Yapma. Tekledi resmen, şuna bak ya. Bir de can çekecek. Oh. Helal kardeşime. Can tasa da canını dolduruyor, tüm aldığım canı. Jayce şimdi ikinci yeteneğimi yerse sıkıntı olmaz benim için. Güzel, bayağı da vurdum. Onu çıkarmayacağım. Onu çıkarmayacağım. Bunu böyle dövmeye çalışacağım. İkinci yeteneğimi yer mi ya? Yedi. Tamam. Jade'den kurtulduk. Mis gibi abi. Allah kahretmesin can. Son bir canı daha varmış. Giderek de kalkanımızı kırdı. Oh, mis anasını. Giderken çıkarken bir sürü hasar veriyor bunun takımı. Bir tık sıkıntı olabilir. Oo, canım çok gitti. Bayağı git. Hala gidiyor. Aşırı gitti canım. Cidden aşırı gitti. Sıkıntı bir tık. Liu Kang'in de canı çok güzel doldu işte. Öyle bir sıkıntımız var. Bu takım biraz zorlayacak. Ama halledilebilir mi bilemiyorum. Bakalım. Yendi mi? Bunu öldürdü büyük ihtimal. Öldüremedi mi? Güzel ama gene canını dolduracak. Bu da ayrı bir sıkıntı. Baksana. Benim vurduğum hasarın hepsini dolduruyor. Yani %100 vurdum. Kalkanı çalıştı mı? Çalıştı. İşte bu çok büyük sıkıntı ya. Kalkan onda da var ya. Üzülüyorum o yüzden. Oo, bayağı bir vurdu. Tekledi hatta direkt. Raiden sağ olsun. Birinci yeteneğini atacağım. Bilerek ikinciye atmadım. Çünkü ikinci de zaten ölecek. Birinci de öldürürüz herhalde, aynen. Kalkanımız çalıştı. Can yenilememiz çalışıyor şu an. Mis gibi. Bitti kalkanın. Öldün kankam. Sen bir çık. Yapma. Onu yapma. Yetenekleri açıldı bak. Sıkıntı olabilirdi. Ama şu an olmaz herhalde. Bone Shield'ın yoksa artık, çalışmazsa öldüm. Tamam, sen bir kaybol. Ve vurdu ama yetiştiremedi işte hasarı, can yenileme yaptığımız için. Güzel, güzel. Zorladı, bayağı zorladı. Kodumuz da bu arada ne olsun? 622 olsun. Böyle verelim bu videolukta. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 13.000 abonede tekrardan çekiliş olacak. Bu arada bilginiz olsun. Bu şekilde videoların devamı gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın.